Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere TÜYAP'tan ambalaj fuarından sesleniyoruz. Yılların tecrübesiyle kurulan INPAK Makine AŞ firmasına konuk olduk. Firmamızın pazarlama ve iş geliştirme müdürü Sayın Mustafa Eren ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Fuardayız ve gerçekten büyük bir coşku yakaladık ilk gün olmasına rağmen. Yabancı konukların ağırlığı dikkatimizi çekti. Doğru. Genel Bey değerlendirecek olursak sizce nasıl geçiyor efendim fuar? Plast Eurasia Fuarı her geçen yıl ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi profili açısından giderek önemi artan bir fuar bize göre. Türkiye plastik sektöründe Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci büyük pazar. Dolayısıyla birçok üretici, makine üreticisi ve plastik işleyen üreticiler mevcut. Tabii ki bu potansiyel yurt dışından birçok müşteri ve ziyaretçi potansiyel müşteriler çekiyor. Gayet iyi bir şekilde başladık. Yani henüz yarım gün oldu ve birçok faydalı toplantı gerçekleştirdik. Umarım bu şekilde devam eder. Süpersin. Diliyoruz ki bu keyif nice günler boyu, çünkü daha önümüzde 3 günümüz var. Bizlerin olsun. Burada 2006'larda başlayan, kurulan bu firmanın 13 yıllık tecrübeli standa gelişine şahit oluyoruz şu anda. Ve yılların tecrübesiyle kurulduğunu biliyoruz ve bütün bu keyfi sizden dinleyeceğim. Buyurun. Teşekkürler. INPAK her şeyden önce bir mühendislik firması. Oldukça güçlü mekanik Ar-Ge, elektrik otomasyon departmanlarımız var. Makinenin yazılımı tamamen kendimize ait. Makine üzerindeki bütün kritik parçalar kendi imalatımız. Tabii ki bu sistemlerin bir araya getirilmesinin ve bunun başarılı olmasının sebebi mühendislik. Bizim kültürümüzde de 35 yıllık bir deneyim var. Hem bir genç kadro var, hem de firma sahibimiz Rıdvan Bey oldukça deneyimli ve çok başarılı projeler imza atmış biri. Onun önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süpersin. Tabii sevgili Rıdvan Bey'e hemen teşekkür ediyoruz buradan. Kendisinin de makine mühendisi unvanıyla, yılların tecrübesiyle okullu ve alaylı olarak bizlerle muhteşem makineleri buluşturuyor. Türkiye adına sonsuz teşekkürler olsun. Çünkü tamamıyla yerli üretimin gerek Türkiye'm gerek dünya ile buluşmasının aracı oluyor INPAK olarak. Doğru. Biz de hazır konu açılmışken soralım. Çalıştığımız ülkeler hangileri, ihracat nerelerdeyiz? Şu an üretimimizin yaklaşık %90'ı ihracat oluyor. Bugün itibariyle 6 kıtada makinamız var. 42 farklı ülkede makinamız var. Yaklaşık tamamı aktif olarak 400'e yakın makinamız çalışıyor şu an dünya genelinde. Hepsini yakından takip ediyoruz. Müşterilerimiz ile ilişkilerimiz oldukça yakın. Tabii ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bizim pazar payımız daha fazla, ama bunun dışında Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya Pasifik ülkeleri, Afrika kıtası gibi birçok farklı lokasyonda makinalarımız mevcut. Saymaya dakikalar yetmez diyorsun, o kadar haklısın ki. O yüzden kıta olarak belirtiyoruz. Kesinlikle. Burada makinayı düşünecek olursak, makinaları hatta, çünkü sadece bir tane değil. Evet. Genel hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? Tabii farklı sektörlerde müşterilerimiz var, ama özellikle bizim hedef kitlemiz gıda ambalajı üreticileri. Ağırlıklı olarak bu şekilde, büyük oranda gıda sektörü diyebilirim. Burada çok klasik bir soru gelecek biliyorum, ama makineyi yapmak, üretici firma olmak, kaliteyi uygun rakamlarla buluşturmaya çabalamak, teknolojiyle doğru orantılı büyümek çok önemli, ama satış sonrasındaki gerek edir parça teminlerinde, gerek rutin bakım onarımlarında acaba diyoruz ki INPAK makine yılların tecrübesiyle nerede? Biz bir araba satıcısı gibi değiliz. Bizim esas hedefimiz yedek parçadan veya satış sonrasından para kazanmak değil. Bizim bu alanda yıllık gelirimiz makine satışlarına göre %2'nin altında kalıyor. Yani biz baş ağrısı sevmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla makine ne kadar güvenilir, kaliteli olursa bizim için o kadar iyi ve müşterilerimiz için de tabii ki iyi. Üretim devamlılığı ambalaj sektöründe oldukça önemli bir konu. Biz de 7/24 müşterilerimiz çalışabilmesi için gerekli olan bütün önlemleri gerek makine projelendirme sırasında, gerekse satış sonrası süreçlerde
bütün desteği vererek gösteriyoruz. Makinalara internetten bağlanıp gerekli kontroller yapılabiliyor. Yine de herhangi bir ihtiyaç olması halinde çok hızlı bir şekilde cevap verip herhangi bir problemi ortadan kaldırıyoruz, çözüm üretiyoruz diyorsun. Doğru. Burada birçok makinalarımız var dedik ama bir gözdeveğimiz var ki 2 ay evvel Almanya'da fuarda görüşeye çıktı. Şu anda da onu buraya taşıdık Türkiye'mde buluşturmak için. Bir küçük oradan bahsetmek isterim. Buyurun. Biz sektör ihtiyaçlarına iki farklı modelimizle cevap veriyorduk. Bunlar TS800 ve TS850 modelleri. İlk defa Ekim ayında dünyanın en büyük plastik ve kauçuk fuarı olan Car Show 2019'da yeni modelimiz TS1000'i tanıttık. TS800 ve 850 yıllar içerisinde zaten kendisini kanıtlamış makineler. Gerek kalite, performans ve fiyat açısından biz en ideal makinayı sektöre sunduğumuzu düşünüyoruz. TS1000 ile birim zamanda daha çok ürün elde yapılabilir. Daha çok üretim yapılabiliyor. Özellikle Amerika pazarı gibi kalıp değişiminin daha az olduğu, daha yüksek üretim adetlerinin hedeflendiği bölgelerde TS1000 ön plana çıkabilir. Biz o makineyi tavsiye ediyoruz ama daha butik üretim gerektiren, daha esneklik gerektiren pazarlarda yine 800 ve TS850 modellerimiz ön plana çıkıyor. Yani farklı ürün, farklı ihtiyaçlara göre ürün yelpazemizi biraz genişletmiş olduk. Tabii ki taleplerle doğru orantılı bir üretim söz konusu, devasa makinalardan bahsediyoruz. Önce ihtiyaç belirleniyor, sonrasında üretim başlıyor. Evet. Belirlen termin süresinde de bu keyfi yaşatıyorsunuz tüm konuklara. O zaman diyorum ki bu muhteşem keyiflerle doğru orantılı olarak ileriye yönelik hedefler neler? Dediğiniz gibi biz her zaman müşterilerimizin çift yönlü tedarik zincirlerini değerlendiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde belirleyip bu ihtiyaçları doğrultusunda makine konfigürasyonları oluşturuyoruz. Aynı zamanda teknik destek sağlıyoruz. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğer ihtiyaçları varsa özel projelerde geliştiriyoruz. Tamamıyla bir proje yönetimi ve çözüm ortaklığı. Evet. Dediğiniz gibi. Mesela yeni ihtiyaçlardan bir tanesi kesim ve şekil vermenin aynı istasyonda yapıldığı işten kesmeli dediğimiz model in-mold cutting makinaları. Yaklaşık bir ay içerisinde de bunun duyurusunu yapmayı planlıyoruz. Buradan sürprizi verelim diyorsunuz. Evet, bu yeni bir makine olacak. Yani 2020 yılının Ocak ayında TSR800 modelimizi ürün portföyümüze eklemiş olacağız. Süpersin. Burada sürprizlerin adresi diyoruz aslında INPAK için. Her sene bizi keyifli bir modelle karşılıyor. INPAK Makine AŞ'ye var olan kalitesi için, güveni için, müşteri memnuniyeti için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve diliyoruz ki nice yıllar boyu hep bizlerle olun, Türkiye'mle olun ve nice ülkelere tabii ki bir ihracat gerçekleşip ülkeme döviz girdisi sağlansın. İyi ki varsınız diyoruz tüm Türkiye olarak. Ve nice fuarlarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar olsun. Teşekkür ederiz sizler de. Sağ olun. Evet, Fuar TV izleyicileri, plastik fuarında yerini alan INPAK Makine AŞ'ye teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.